Adamın biri Kaliforniya'da bir kumsalda yürürken ayağı eski bir lambaya takılmış. Adam lambayı kumların içinden çıkarmış ve ovalamış. Bir süre sonra lambadan cin çıkmış. Adam çok şaşırmış. Cin adama demiş, "Tamam, beni lambadan kurtardın ama bu ay içindeki 4. çıkarılışım ve bu işten sıkılmaya başladım. Bu nedenle 3 dileği unut, sadece bir dilek hakkın var." Adam oturmuş ve bir süre düşündükten sonra cine demiş, "Her zaman Hawaii'ye gitmek istedim ama uçaktan korkarım ve deniz beni çok kötü tutar. Benim için Hawaii'ye bir köprü yap, böylece arabayla oraya gidebileyim." Cin gülmüş ve demiş, "Bu imkansız. Bu işin lojistiğini düşün. Köprünün ayakları nasıl Pasifik'in dibine ulaşabilir? Ne kadar beton gerektiğini, ne kadar çelik gerektiğini düşün. Olmaz. Başka bir dilek düşün." Adam "Tamam" demiş ve güzel bir dilek düşünmeye başlamış. En sonunda cine dileğini söylemiş. "4 kere evlendim ve boşandım. Bütün karılarım her zaman duyarsız olduğumu ve onunla ilgilenmediğimi söylerdi. Bu yüzden kadınları anlayabilmeyi diliyorum. Nasıl hissettiklerini ve neden ağladıklarını, bir şey söylemedikleri zaman gerçekten ne istediklerini, onları nasıl gerçekten mutlu edebileceğimi bilmek istiyorum." Bunun üzerine cin demiş, "Köprü 2 şeritli mi olsun, 4 şeritli mi?" Kadın sinir içinde cep telefonundan kocasını aramış. "Bu saate kadar hangi cehennemdesin?" Kocası, "Aşkım, o hiç unutamadığın harika elmas gerdanlığın bulunduğu kuyumcu var ya, hani o zaman param yoktu, alamamıştım da bir gün mutlaka bunu sana alacağım, göreceksin demiştim, hatırladın mı?" demiş. Kadın birden yumuşamış, konuşurken heyecandan titreyen sesiyle "Evet bir tanem, hatırlamaz olur muyum?" diye cevap vermiş. Adam demiş, "İşte o kuyumcunun hemen yanındaki kahvede arkadaşlarla okey oynuyoruz." Adam arkadaşına karısından dert yanıyormuş. "Karım zayıflamaya karar verdi." Arkadaşı sormuş, "Peki bunun için ne yapıyor?" Adam demiş, "10 gündür her sabah 3 saat ata biniyor." Arkadaşı tekrar sormuş, "Şu anda durum nasıl?" Adam hüzünle başını öne eğip cevap vermiş, "At 5 kilo zayıfladı." Bir kadın mahkemede şahitlik ediyormuş. Hakim yaşını sorunca biraz düşünmüş, sonra şu cevap vermiş. "Ben evlendiğim zaman kocam 40 yaşındaydı. Ben de 20, yani tam yarısı. Şimdi o 70 yaşında. Demek ki ben de 35 yaşındayım." Yeni evli bir çift evliliklerinin ilk günlerini geçiriyorlarmış. Gelin sabah olunca uyanmış. Bakmış ki damat yatakta yok. Merak edip kalkmış ve kapı deliğinden kocasının ne yaptığına bakmış. Yeni damat sobayı yakmış, kahvaltıyı hazırlamış, gömlekleri ütülemiş. Kadın çok sevinmiş ve "İyi bir adama düşmüşüm" diye düşünerek yarım kalan uykusunu tamamlamak için yatağına geri dönmüş. Biraz sonra damat odaya gelip gelini uyandırmış ve yaptıklarını gösterip demiş, "Bak, bundan sonra her sabah böyle isterim." Adam karısına kadınların bir günde kaç kelime kullandığına dair bir makale okuyormuş. Erkeklerin 15.000 kelimesine karşılık kadınlar 30.000 kelime kullanıyormuş. Kadın sebebini açıklamış. "Sebebi erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamızdır." Kocası karısına dönmüş ve sormuş, "Efendim?" Adamın karısı ölmüş. 2 çocuğuyla dul kalmış. Eş dost 2 çocuklu dul bir kadını sağlık vermişler. Kendisine ve çocuklarına bakacak birisiyle evlenmek zorundaymış. O kadınla konuşup anlaştıktan sonra evlenmişler. Bir yıl sonra ilk çocukları, ertesi yıl ikinci çocukları olmuş. 6 çocuk birlikte büyüyorlarmış. Bir gün yukarı odada bir gürültü patırtı kopmuş. Gürültüyü duyan adam karısına seslenmiş. "Hanım, yukarıda neler oluyor? O gürültü, o şamata ne?" Kadın cevap vermiş. "Senin çocuklarla benim çocuklar bir olmuş, bizim çocukları dövüyorlar." Adamın karısı son derece geçimsiz, çenesi alabildiğine düşük biriymiş. Bir gün kocasına verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. Bakmış kocası hiçbir tepki göstermiyor, bir kova suyu başından aşağı boşaltmış. Bunun üzerine koca gayet sakin söylenmiş. "Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak bekliyordum zaten." Kadın gece yarısı yanından kaybolan kocasını bulmak için kalkmış. Evde yalnızlık içinde aşağıdan bir ses duymuş. Aşağı inmiş ve tekrar dinlemeye başlamış ama kocasını bulamamış. Biraz daha aramak için aşağı depoya inmiş. Orada kocasını dizleri üstüne çökmüş, duvara dönmüş, ağladığını görmüş. Merakla kocasına sormuş. "Kocacığım, neyin var, ne oldu?" Kocası anlatmaya başlamış. "Hatırlıyor musun? Baban bizi beraber yakaladığında bir soru sormuştu. Ya evlenirsin ya da 20 yıl hapis çekersin diye." Kadın şaşırarak sormuş. "Ne oldu?" Adam cevap vermiş. "Bugün hapisten çıkmış olacaktım." Koca eve zil zurna sarhoş girmiş ve karısına bağırmış. "Ne kadar çirkin olduğunu biliyor musun?" Kadın da kocasına bağırmış. "Sen de pis ve sarhoşsun." Adam cevap vermiş. "İyi de benimki sabaha geçecek."